Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet, Güneş Oğlak burcunda ilerliyor, Venüs, Plüton Oğlak burcunda ilerliyor ve yeni yıla güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Ocak'ta Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay enerjileri ay ortasına kadar etkisini sürdürecek. Şu dönemde gerek güneş ay yerleşimleri ve gerek diğer gezegenlerin pozisyonları sizin günlük hayatınız, sağlığınız, psikolojik durumunuz, bilinçaltınız ve kendi özel hayatınız, yaşamanızla ilgili konulara daha fazla odaklanabileceğinizi işaret ediyor. Yengeç dolunayı çok duygusal ve romantik etkiler getirebilir size. Bu dönemde spiritüel konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Bir anda hayatınızda belki bilmediğiniz, sizin için gizli olan bazı kavramlar dolunayın o enerjisiyle aydınlanabilir. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Şifa çalışmaları için, her türlü ruhsal çalışma için, yardım çalışmaları için, faaliyetleri için, ruhsal ve bedensel arınma faaliyetleri, terapi gibi bilinçaltı çalışmaları için son derece iyi bir süreç bu dolunay ve takip eden günler. Bazılarınızda bir yandan hayatınızı düzenlemeye çalışacak. Yani bir sağlık sorunu olabilir. O sağlık sorununu nedeniyle beslenmenizde, alışkanlıklarınızda düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Zararlı alışkanlıkları bırakmak için bu dönem, bağımlılıklardan kurtulmak için de iyi bir dönem. Çevrenizden maddi, manevi önemli destekler ve yardımlar da alabilirsiniz. Yani ihtiyacınız olan bir destek varsa, Neptün'ün de o güzel açısıyla beraber ihtiyacınız olan yardımları, destekleri de alabileceğinizi söyleyebiliriz. Evet, Mars Akrep Burcu'nda, Jüpiter Akrep Burcu'nda. Dördüncü evinizde bu güçlü gezegen hareketleri var. Bir yandan da aile ortamınızda böyle ev yaşadığınız mekanlarda da enerjinizi, motivasyonunuzu ve aileyle ilişkilerde de çok daha güçlü oluşumların olduğunu söyleyebiliriz. Ve Mars'ın, Jüpiter'in ayın ilk yarısında güzel açıları söz konusu. Diğer gezegenlerle iyi bir temasları var. Özellikle ayın 6'sıyla 10'u arasında Mars'ın ve Jüpiter'in Oğlak Burcu'ndaki Güneş'le, Venüs'le, Plüton'la güzel açıları, destekleyici açıları olacak. Yakın çevreniz, anneniz, babanız, ebeveynler, bazı akrabalarınız, onlarla bağlantılı konuların yine yaşamınızda öne çıkabileceğinin işaretçisi. Yine günlük hayatınızda böyle yaşadığınız mekanları düzenlemek olabilir. Konfora yönelik yapılacak bazı girişimler olabilir. Emlak ve mülke ait konular olabilir. Sağlığınız ve sağlığınızla ilgili yapılacak bazı uygulamalar olabilir, tedaviler olabilir. Tüm bunlarda iyi adımlar atabileceğiniz, başarılı, verimli sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ev ve ev ortamında çalışmak, home office gibi oluşumlar yine söz konusu. Kendiniz için bazı yeni iş imkanları, meşguliyetler oluşturmanız da yine mümkün kendi yeteneklerinize göre. Ocak ayı bu anlamda hepsini düşündüğümüzde verimli bir ay. Akrabalarınızdan, yakınlarınızdan, ebeveynlerinizden gerçekten güzel destekler, yardımlar da alabilirsiniz. Evet, ayın 11'den sonra Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Ayın 17'sinde Oğlak Burcu'na güçlü bir yeni ay var. Bu yeni ay öncesinde Güneş ve Venüs Koç Burcu'ndaki Uranüs'le dik bir açı içerisine girecek. Zaten Oğlak yeni ayında da Uranüs'ün enerjisini hissedeceğiz. Ay başından itibaren Uranüs artık ileri harekete geçiyor. Ve Mayıs'a kadar da Koç Burcu'nun son derecelerinde ileri harekette olacak. Oğlak Burcu, sevgili aslanlar, iş hayatınız, mesleğiniz, yine günlük hayatınızla ilgili konularda bazı radikal kararlar alabileceğinizin işaretçisi. Yanınıza çalışan kişiler olabilir, hizmet aldığınız kişiler olabilir. Burada Uranüs etkisi bazı böyle sürpriz durumlar ortaya çıkarabilir. Yani bir yardımcınız, hizmetliniz işi bırakabilir örneğin. Sağlıkla ilgili yine biraz daha dikkat etmelisiniz. Yani bir dişle ilgili problem, eklem ve kemiklerle ilgili problemler, ani bazı sorunlar. Özellikle ayın 17'sinden itibaren daha fazla gündeminize gelebilir. Evcil hayvanlarınız ve onlarla ilgili konularda da biraz daha böyle stresli durumlar oluşabilir. Bunlara da dikkatli yaklaşmakta fayda var. Ama genel anlamda bu yeni ay
uzun vadeli ve orta vadeli baktığımızda sizin için yaşam şekilleriniz, çalışmanız, iş ve mesleki düzeninizle ilgili konularda daha radikal, daha hızlı ama sizin yararınıza da olabilecek güçlü değişimleri getirecek. Sanki bir hazırlık dönemi gibi. Çünkü ayın sonunda burcunuzda güçlü bir ay tutulması var. Dolunay'la beraber 31 Ocak'ta ay tutulması yaşayacağız. Bunun etkilerini daha çok Şubat ayında hissedeceksiniz ama Ocak ayını buna bir hazırlık olarak görebilirsiniz. Çünkü bu ay tutulması sizin için gerçekten oldukça kadersel. Yani gerek kişiliğinizle ilgili, gerek yaşam şartlarınızla, şeklinizle ilgili bazı önemli kararlar alabilir, adımlar atabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, 17'sini takip eden süreçte ayın 19'unda artık Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. 20'sinde Güneş Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. 27'sinden itibaren Mars Yay burcuna geçiyor. Ve bu dönem artık ayın sonlarında biraz daha böyle ilişkiler, özel ilişkiler, sosyal yaşam hareketleniyor ve onlarla ilgili düşüncelerin, fikirlerin oluşmaya başladığını hissedebilirsiniz. Kuşkusuz Venüs ve Güneş ilişki evinizde. Bu Şubat ayında da devam eden bir süreç olacak ama ayın son günlerinde de etkisini hissettirebilir. İlişkilerinizle de ilgili bazı güzel şansları, fırsatları karşınıza çıkaracak gibi görünüyor sevgili aslanlar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.